şartlarına ulaşmaya çalışsın. Çünkü her yazar ayrı bir gezegen, her yazar ayrı bir dünya, her yazar sizin için hayata, evrene ayrı bir kapı aralar, ayrı bir pencere aralar. Her yazar size bir başka ufuk açar çocuklar. Ne kadar çok farklı yazarların kitaplarını okursanız kendinizi o kadar çok geliştirebilirsiniz dedik. Değil mi çocuklar? Çünkü her insan, sizlerin her biri ayrı bir dünyadır. Her birimizin dünyaya bakış açısı çok çok farklıdır. Bizler ne kadar farklı kitaplar okursak kendimizi o kadar zenginleştirmiş olacağız. Evet, Usta. Yaşar Hoca'ya da sorayım. Ben çok hangi kitaptı? İbrahim Hocam, Anne Masalları, Pınar Günlük yazandı. Peki, başka soranlar? O? Yüksek sesle. Ben de mi söyledim? Ben ortaokul 7. sınıfta kış günü dışarıda kar yağıyor köydeyim. Teneke Doğan'ın arkasında bir gecede akşamdan sabaha kadar uyumadan çizgili defteri kurşun kalemle Canım Annem isimli romanımı yazmıştım. Hangi yaşta ilk kitap yazmaya başladınız diyor Yaşar Hoca. İlk kitap yazmaya başladığınız Kırlandık Şiir Kitabı çocuklar. Pardon, İstanbul'a hatırasını. İstanbul'a hatırasını. Hocam sizinki hangisiydi? İlk kitap Issız Şiir. Hayır pardon, yetişkinler için yazdığım şiir kitabıydı. Onlar şiirler. Ancak ondan önceki dönemlerde 1980'li yıllarında, 80 yıllarında ilk çocuk kitabı denemelerini yaptım çocuklar. Fakat bunları yayınlamadım, birer ana olarak kaldılar. Evet çocuklar, dedim ya, bir yazar olmak için ille de kitabımızın yayınlanması gerekmez. Ben ortaokuldan beri öykü, roman ve şiir yazıyorum. Bir de Aşıkların Yolunda adlı şiir kitabım var. Bakın ne kadar ilgili çocuklar, vallahi ben çok mutlu oldum. Güzel kızım sen. Evet, başörtülü kızım. Ben bazen 12 saat dedim ama öyle yoğun zamanlar oluyor ki, bu inanın bana, hiç abartmıyorum. Mutlaka Yaşar Hocam'la Nihat Hocam da aynı şekildedir.